Evet, şu anda İstanbul'dayız. Burada Kayseri etkinlikleri de Kayserilerle beraberiz burada. Yapı etkinlik alanındayız. Şöyle bir gösterelim. Burada değerli Kayserilerle beraberiz. Belediyelerin, özel firmaların burada alanları var. 4 gün boyunca burada Kayseri etkinlik günleri düzenleniyor. Burada abilerimizle, kardeşlerimizle görüşelim. Sizi de alalım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Murat Bey. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben Kayseri Develi'den, Sarıca Köyü'nden Yusuf Şereflioğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB'den emekliyim. Şu anda emekliliğin tadını çıkarıyoruz inşallah. Kayseri şehrimizin de ziyaretine geldik buraya, İstanbul'a. Pastırması, sucuğu. Pastırması, sucuğu, mantısı, cıvıklısı, develimize cıvıklısı. Ya senin hanım Erzurum'uymuş. Evet. Bizim de meşhur kadayıf dolmamız, su böreğimiz. Kadayıf dolması. Evet, ketelerimiz. Sen nasıl buldun bu Kayseri'yi? O beni buldu. Çok nasıl buldun abi? Biz Avrupa'dan bulduk bunu. Daha Almanya'dan bulduk. Geldim. Ne yaptın böyle bir görüşte? Gör, Cenab-ı Allah yazmış. Tamam. O şekilde. Böyle anlaşabiliyor mu Kayseri'yle Erzurum'u? Elhamdülillah. Anlaşıyoruz tabii. Zıt taraflarımız var ama anlaşıyoruz. Var mı? Var tabii. Kayseri yemekleri biliyor musun? Evet. Yapıyor mu yenge? Yapar. Sen zorluyor yapar. Musun yanma? Yok, hayır, zorlamıyorum. Ne yaparsa onu yiyoruz elhamdülillah. Bak, burada da Allah ne verirse. Gel Müşerref. Şöyle çekim de yapıyor. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Seni tanıyalım. Müşerref Şereflioğlu, grafikerim. Müşerref nerede okudun? İstanbul Üniversitesi'nde. İstanbul. Evet. Grafik yazsın. Çalışıyor musun? Şimdi? Yok, şu anda çalışmıyorum. İş arıyorsun. Evet. İnşallah bulursun. İnşallah. Nasıl grafikte, hangi alanda, hangi şey grafikleri yapıyorsun genelde? Her türlü baskı, onas, tabelalar, her şeyi yapıyoruz. Biz buradan İngiltere'deki ablamıza selam söyleyelim. Şeyma Şereflioğlu kendisi. İngiltere'de? Evet. Doktora yapıyor. Doktora yapıyor şu anda. İngiltere doktora yapıyor. Londra'da mı? Londra'da, Manchester'da. Manchester, ha, ne okuyor? Evet. Şu anda kendisi doku mühendisliği okuyor. Aynı zamanda bunun üzerine doktorasını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda da araştırma görevlisi. Harika. Manchester'da. Evet. Türkiye'de bilim kadro olarak. Evet. Harika. Dönecek. Kendisini tebrik ediyoruz. Bizim Londra'dan çok izleyicimiz var. Evet. Kendisini tebrik ediyoruz. Selamını söylesen o zaman. Selam söylüyoruz ailecek. Şeyma, Murat, seni çok öpüyoruz. Selamlar. Özledik. Evet. Allah razı olsun. İngiltere dışında başka yerlere de olabilir selamı. Almanya'dakilere hepsine selam ediyoruz. Orada kayınlarımız var, akrabalarımız var. Hepsine selam. Hepsine selam ediyoruz. Selamlar. Erzurum'a selam, Kayseri'ye selam, orada Almanya'ya. İngiltere'de kızıma. Özledik, o da gelecek Perşembe günü. Kızımız da var orada evde. Rahiman Nur Şereflioğlu. Ona da selam. Ona da, ona da selam ve sevgiler sunuyoruz. Peki, iyi eğlenceler diliyorum. Allah razı olsun Murat Bey. Sağ olasın, saygılar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben, merhaba. Merhaba. Nasılsın hocam, iyisin? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Vallahi bir tane yazar var. Walter Benjamin diye abi. Ne kadar benziyorsun ona. Ben insan. Neredesin abi sen? Ben Hacılarlıyım. Hacılarlısın. Kayseri'den mi geldin, burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi Hacılarlıyım. Evet, ben Hacılarım. Ben Hacılar, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hacılarım merkez mi oluyor? Merkez oluyor. Merkez. Burada ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Burada tekstil işiyle uğraştım uzun zaman. Emekli oldum, bıraktım. Çocuklarım çalışıyor şimdi. Kaç çocuk bu? İki çocuğum var. Maşallah. Onlar sizin işlerinizi mi yürütüyor? Yok. Benim işlerimi yürütüyor. Onlar kendi işlerini yürütüyor. Kendi işleri var. Kendi işleri. Kendi şeyleri buldular. Nasıl buldun? Gezebildin mi? Harika. Çok güzel. Mükemmel. Çok güzel bir etkinlik. Bu yemekler falan da koymuşlar. Nasıl buldun? Evet. Güzel. Hepsi güzel. Hacıların böyle kendine özgü yemeği nedir? Hacıların elimizin düğün köftesi, mantısı. Düğün köftesi, mantısı. Mantısı, sucuğu, çemen yapıyoruz. Harika. Evet. Buradan var mı selamın hocam? Herkese selam. Bütün hacılara, Kayseri'ye herkese selam olsun. Tamam. Ben de hepsi hacılara selam gönderiyorum. Herkese, ailemi, kendi tarafımı, beşiğin tarafına herkese sonsuz selamlar olsun. Kolay çok gelsin. Teşekkür ederim. Ben kolay teşekkür gelsin. Ederim. Kendinize iyi bakın. Sizde saygılar. Aa. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, sizi tanıyalım. Ben Bünyan, eski adı Zek, yeni adı İkinciler Köyü'ndenim. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyoruz. Doğup büyüme Ankara'ydık ama 96'dan beri de İstanbul'dayız. Siz Bünyanlısınız ama doğup büyüme Ankara, İstanbul'a geldiniz. İsminiz? Mehmet Cihan.
Mehmet Bey, ne iş yapıyorsunuz burada? Emekliyim ama yine durmak yok, çalışmaya devam. Durmak yok, çalışmaya devam diyorsunuz. İstanbul'da hangi semttesiniz? Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'de. Ümraniye'de bayağı Kayseri'de var. Var, evet. Orada Bünyanlı ve Develli çok. Bünyanlı. Bizim köyden pek azdır da Bünyanlı bayağı var ama bizim köyümüzden pek azdır İstanbul'da. Buradan var mı mesajınız? Bütün köylülerime, Kayserilere selam, saygılar sunuyorum. Allah razı olsun böyle programları yapanlara da. Çünkü bir gurbet oluyor. Doğru. Böyle gözleriniz doldu. Gurbet olunca kaç yıldır gelmiyorsunuz? Gerçi ben her sene giderim ama toprağın farklı bir şey. Evet, gözleri doldu abinin ya. Ağlattık abi, kusura kalma seni. Yok, kusur değil ki ya, özlem. İşte vatan hasreti, gurbet özlemi, Kayseri hasreti bu. Peki, fazla ağlatmayalım. Yok. Sağ olun. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Şöyle bir geçelim. Burada biz etkinlik alanında kaymak sergisini gördük. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin. Oraya geçmeden abimize bir selam verelim. Ne var, yok, iyisin? İyiyiz hocam, sen nasılsın? Çok yüksek, gelmiştik sen şey ofise, biliyor musun? Kayseri ofisi. Tomaz olarak. Abi canlı yayındaysa anlat abi. Ne zaman gelmiştin? Tomaz olarak gelmiştik, sizi ziyaret etmiştik. Tamam. Eyvallah. Bugün de geldik burada. Kayseri'mizin yöresel ürünlerini görüyoruz. Kayseri'miz ucuz ve ucuz şey sevmez. En güzel kalitesini yapar. Harika. Dolayısıyla da biz kaliteyi burada görüyoruz. Kayseri'miz zaten kalitelidir. Ürünleriyle de kalitelidir. Sen bir abi, ürün mü var abi? Habire ürün kaliteli kalite diyor. Perde arkasını alalım. Yok şimdi. Yok, ürün olur. Ürün olur, reklam olur. Bizim Tomaz'da çekirdeğimiz var mesela. Tamam canım. Anladın, yöresel yani, ürünü söyle. Ha, yöresel ürünü işte. Hiç sorun değil abi. Bu da Tomaz'da güzel, çekirdeği iyi maşallah. İyi maşallah. Bu sene de verimli, güzel. Harika. O da standımızda var. Şimdi geleceğiz biraz. Gelecek, buyurun, bekleriz inşallah. Ben de Tomaz Alır Vakfı yönetim kurulu üyesiyim. Siz burada mısınız? İstanbul'da mısınız? İstanbul'dayım. Harika. İstanbul'dayım. Burada da standımızda da Tomaz Alır Vakfımızın şeyinde görürsünüz. Birazdan geleceğiz. İnşallah bekleriz. Var mı selamınız burada? Ben Kayseri'me, Kayseri halkına teşekkür ediyorum. Buyursunlar, gelsinler. Canlı yayında izleyenlerimiz. Ki Kayseri hiçbir zaman bu tür şeyleri kaçırmaz. Buyursunlar, gelsinler. Birçok şeyimizi, ürünümüzü görsünler. Belediyelerimiz burada, hepsi burada. Dolayısıyla bir kaynaşmamız olsun. Hepsini bekliyoruz inşallah. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Şöyle geçelim. Burada etkinlik alanında, Yeni Kapı'daki etkinlik alanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde farklı stat alanları var. Burası da Kaymak. Kaymak gerçekten güzel işler yapıyor. Belediyenin en etkin bölümlerinden biri, her alanda, birçok alanda hizmet veriyor. Kurslar olsun, böyle el ürünleri olsun, farklı şeyler olsun, bayağı bir katkı sağlıyor Kayseri'ye kaymak olarak. Şimdi bir kardeşimiz var burada, onu bir tanıyalım önce. İsmim Muhterem Yazıcıoğlu. Kaymak'ta idareciyim, idare amirim. Aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Harika. Hocam, ismin gibi Muhterem değil mi isim? Evet, Muhterem. Muhterem ürünler var burada. Sen muhterem bir anlat abi bize şunları. Peki efendim. Öncelikle kaymakla ilgili düşüncelerinizden dolayı sizlere teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Evet. Biliyorsunuz Kayseri'miz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehrimizdir. Dolayısıyla bir Selçuklu şehri olan Kayseri'mizde Selçuklu dönemine ait birçok yapı, birçok eser bulunmaktadır. Keykubadiye de bu yapılardan bir tanesidir. Bir Selçuklu sarayı olan Keykubadiye'de kazı çalışmaları sonucu elde edilen bazı figürler, bazı motifler vardır. Yani çift başlı kartaldan Selçuklu yıldızına, bitkisel motiflere kadar daha sayamayacağımız birçok motifler kazı çalışmalarında elde edilmiştir. Ki sizin de malumunuz üzere bu kazı çalışmaları hala devam etmektedir. Bu kazı çalışmalarından elde edilen motiflerin takı tasarım olarak bizler özgün eserler elde etmek adına sanatlaştırdık, sanata dönüştürdük. Örneğin tabaklar da aynı şekilde seramik hamuru şekillendirme yöntemiyle, evet, tabaklar, çömlekler seramik hamuru şekillendirme yöntemiyle yapılmış. Aynı zamanda takılar da dediğim gibi motifler işlenerek özgün tasarımlar elde edilmiştir. Bayağı da güzel ürünler çıkmış. Evet. Bu kursu da veriyorsunuz değil mi? Biraz o kurs şeylerden, mesela meraklı olanlar nasıl oluyor? Biraz ondan bahsedelim.
Tabii ki. Kaymak 7'den 70'e herkese hitap edebilen kurs yelpazesine sahip. Yani gençlerde, gençlik merkezlerinde gençlere akademik ders takviyelerinden tutun da sanat ve meslek eğitim kurs merkezlerinde sanatsal kurslar, kişisel gelişim kursları, yabancı dil kurslarına kadar birçok kurs verilmekte. Bu sanatsal kurslar bünyesinde zaten öğretmenlerimiz, hocalarımız, eğitmenlerimiz genellikle bunları vatandaşlarımıza öğretmekte, birlikte işlemekteler. Bu yolla da Kayseri halkına birçok eğitim desteği vermekteyiz. Harika bir şey de gördük mesela, bu Kayseri Spor tablolar falan var. Bunlar kursiyerler mi yaptı bunları? Hayır, kaymak eğitmenlerimizin yapmış olduğu tablolar. Kayseri Spor'umuz biliyorsunuz, şehrimizin gururu, medarı, iftarı Kayseri Spor'umuz. Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Dolayısıyla biz de onların bu gururunu sanatla taçlandırmak istedik. Biz de bunu sanata dönüştürdük. Çeşitli işte seramik şekillendirmeden tutun da filografiye kadar çeşitli tekniklerle biz bunları sanata dönüştürdük. Hocam çok teşekkür ederiz. Burada Kaymak güzel bir stand kurmuş. Buradaki standın yetkilisi muhterem beyimiz de, ismi muhterem. Muhterem bir şekilde bu muhterem ürünleri anlattı. Bir muhterem diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nereyiz biz bu arada? Ben normalde Adanalıyım. Adanalısın. Allah Allah. Kayseri gibi anlatıyorsun ya. Ya sonuçta Kayseri'nin ekmeğini yedik, suyunu içtik ve yıllardan beri Kayseri'deyiz. Yani şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Seviyoruz Kayseri'mizi. Onun için de bir Kayserili gibi tamam. Anlatmak istiyoruz. Selam söyleyebilirsin. Adana'da kim varsa? Akrabalar var mı? Ya işin aslını söylemek gerekirse ben Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden olduğum için akrabalarımın birçoğu Kayseri'de zaten. Onun için Kayserili sayılırız. Buradan tüm Kayseri'ye, akrabalarım da dahil olmak üzere tüm Kayseri'yle selamlar, sevgiler inşallah. Evde eşim var, annem babam var. Tabii ki. İsmi ne eşinizin? Saniye. Saniye Hanım'a selam ve sevgiler. Hocam burada... Saniye Hanım'a... Saat iyi. Evet, sağlığımız, saatimiz iyi. Sağ olsun Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıç, Doktor Memduh Büyük Kılıç bizlere bu imkanları sağladı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Burada ziyarete gelen güzel ekibe de teşekkür ediyoruz. Evet. Vatandaşlarımız, Kayserililerimiz buraya geliyor. Kayseri günlerinde bizleri yalnız bırakmıyorlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlgileri nasıl, iyi mi? Kesinlikle. Yani birçok misafirimiz geldi. Birçok misafirimize siz anlattığımız gibi bu eserleri anlattık, tanıttık. Ve Kayserili olan olmayan herkes Selçuklu Sarayı'nın kazı çalışmalarını merak edip Selçuklu Sarayı'nın turistik değerini nasıl katkı olacağını merak ediyorlar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Canlı yayındayız. Burada mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da. Kayserili? Kayserliyim. Harika. Neresi Kayseri'nin efendim? Yahyalıyım. Yahyalısınız. Ben de Yahyalı. Yahyalı'dasınız ama İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'un neresi? Maltepe. Maltepe'de. Bir çalışıyor musunuz ev hanım? Ev hanımıyım. Burada şu anda TV Kayseri olarak canlı yayındayız. Birçok Yahyalı'da gerek Kayseri'den gerekse Türkiye'ye gelenin gerekse yurt dışından izliyor. Bir selamınız var mı gönderdiğiniz? Herkese selam gönderiyorum. Selam gönderiyoruz. Buraya gelip görmelerini tavsiye ediyoruz yani. Çok. Selam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepsine selam söylüyorum. Yahya'da olanlar. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir gidelim. Muhtereme tekrar teşekkür ederim. Şimdi burada geniş bir alanda standlar var. Standları size tekrar tek tek gezdirelim. Bizim meşhur Ahmet de burada. Canlı Ahmet her yerde abi. Ahmet nasılsın? İyiyim, hamdolsun abi, hamdolsun. Kayseri'den geldik festivale özellikle. Nasıl geldin Ahmet? Uçakla geldik. Uçakla geldim. Buraya nasıl geldin? Metro. Metro'ya geldim. Bak Kayseri Spor şeyini giymiş. Ahmet var mı Kayseri'ye selam? Selamım var Kayseri'ye. Özellikle Memlük Başkanıma, Haseki Bakanıma teşekkür ederim. Özellikle Palancıoğlu Başkanıma, Mustafa Yalçın Başkanıma. Özellikle Tomarza Belediye Başkanımıza, Yahyalı Belediye Başkanı'na, Develi Belediye Başkanı İnce Su'ya, Sarız Belediye Başkanı'na teşekkür ederim emeklerinden dolayı. Salih Özgüncü Başkanıma teşekkür ederim, Serdar Öztürk Başkanımıza. Standlarımızı gezebilirsiniz, özellikle Kayseri'de ne kadar tarihi geçmiş, tarihe öncelik varsa bayağı şey vardır. Vallahi Ahmet daha iyi tanıttı. Ahmet görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz. Kaymakamla raporda kalırsanız. Tamam, geçelim oraya.
Birazdan Talas'a da geçelim. Uğur Bey'i görüyorum ben orada. Şöyle bir hacıları gösterelim. Şöyle içeri geçelim. Hacılar Belediyesi, Kayseri'nin güzide güzel ilçelerinden biri. Onlar da buraya şöyle güzel bir stand açmışlar. Hacılar da, Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan gerçekten çok güzel işler yapıyor Hacılar ilçesinde. Şimdi kentsel dönüşümden bu güzel kültürel yerler var. Oralardan güzel kareler paylaşmışlar. Şöyle biraz daha gösterelim. Hacılar'daki tüm. Şimdi stand sorumlu arkadaşlarımızla ben Süleyman'ı görüyorum. Süleyman biraz bilgi ver. Nasıl? Hoş geldiniz öncelikle. İstanbul'dayız. Hacıları tanıtıyoruz Kayseri'mizi. Belediye başkanımızın yapmış olduğu faaliyetlerin bulunduğu dergimiz var. Evet. Kayseri'nin daha doğrusu hacıların en güzel seçtiğimiz manzaralarından oluşan panorama dediğimiz bir kitapçık oluşturduk. Fotoğraflarımız var burada. Biz burada Kayseri'yi Kayserilere, İstanbul'da Kayserilere hacılarımızı tanıtıyoruz. Hacılarımıza özgü bir balımız var. Baldan kooperatifimiz tabii. Bal. Onlardan da tatmalar amacıyla birer tane dağıtıyoruz. Evet, balımız da bu şekilde. Bu meşhur amaçlı. Yani süzme çiçek balı, evet, hacıları. Bu organik, tamamen organik. Şöyle gösterelim. Tamamen organik bir balımız. Bu şekilde faaliyetlerimiz. İlgi var. İlgimiz çok var. Maalesef çok büyük, aşırı bir yoğunluk var ama bu da bizi mutlu ediyor. Sıkıntı değil. Tamam. Biz bundan çok mutluyuz. Her gelen biz hacılarlıyız, Kayserliyiz diyor. Bu da güzel bir şey. Demin de bir hacılarla aile gördük. Gene uğrayacağız, görüşürüz. Bekleriz efendim, sağ olun. Gene uğrayacağız buraya. Şimdi Stray'da şöyle standları bir gezelim. Önce alanla ilgili size bilgiler verelim. Şimdi burası da Talas. Talas alanı. Çok güzel bir şey yapmışlar. Mesela Osmanlı Kültür Sanat Sokağı. Şöyle gösterelim. Talas Belediye Başkanı da Mustafa Yalçın. Çok entelektüel bir başkan. Kültür sanata çok büyük önem veren bir başkan. Burada da zaten onun kişiliğinin yansıması büyük ölçüde gerçekleşmiş. En güzel standlardan biri olmuş mesela bu Osmanlı Kültür Sanat Sokağı. Çok güzel işlenmiş. Basın yayın sorumlusu Uğur Bey'i görüyorum. Uğur Bey nasılsınız? İyisiniz? Efendim hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Siz iyisiniz inşallah. Allah'a şükür iyiyiz Uğur Bey. Şöyle bir bize bahseder misiniz burayla ilgili? Bir aslında görüyorum. Şöyle ben izniniz olursa sanat tarihçimizi davet edeyim. Hemen alalım. Daha güzel. Daha güzel anlasın bize. Özcan Bey. Mahalle ağacı görüyoruz mesela orada. Şöyle bir gösterelim biraz daha. Burada tabii kadın kooperatifler de var. Onların şöyle yaptıkları ürünleri gösterelim. Başak Pınar Umay Kadın Kooperatifi mesela güzel çantalar yapmışlar. Böyle tavşan bebekler yapmışlar. Sanat tarihçimizi merhaba nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi buraya gelen Kayseri'de olur, Kayseri dışında olur. Birçok insan geliyor. Talas'ı nasıl anlatıyorsunuz? Biz Talas'ın hem tarihi dokusunu hem de modern şehir yerleşmesini burada ifade etmeye çalışıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz Talas'ta bir anı yaşasın, bizim niyetimiz bu. Buraya gelen misafirimiz de hazırladığımız standta hem tarihi dokudan bir bölümü hem de hazırladığımız promosyon ürünlerinde de Talas'ta kendilerini bulabilecekleri, kendilerini Talas'ta gibi hissedecekleri bir ortam hazırladık burada. Harika. Şimdi şura meşhur, güzel yapılmış mesela bura. Şöyle değil mi? Osmanlı, evet. Kitap Atölyesi, sokak. Harika olmuş. Talas'ta tarih ve kültürel miras değerlerimiz çok biraz zengin. Neler anlatıyorsunuz mesela gelenlere? Burası Talas'ın tarihi alanından bir bölüm. Gölbaşı Meydanı'ndan bağlanan Ali Sahip Paşa Caddesi Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi dokunun önemli noktalarından bir tanesi. Biz İstanbul'a taşıdık burayı. Gelen ziyaretçilerimiz de burada bir fotoğraf çektirerek, kısa bir oturup burada sohbet ederek Talas'ta bir anı yaşıyorlar. Şu mahalle ağacı nedir? Mahalleleri gösteriyor efendim. Talas'ta 450 kilometre karelik alanımız dahilinde bulunan 30 mahallemizin isimlerini buradaki ağacımızın yaprakları üzerine yazdık. Bu yeşil Talas deniliyor. Olarak, yeşil evet. Böyle ağaç üzerinde değil mi? Sembolik olarak ifade etmeye çalıştık. Gelen ziyaretçilerimiz de ağaç önünde bir fotoğraf çekinerek yad etmeye çalışıyorlar. Hatıralarını paylaşıyorlar bizlerle. Harika. Burada kooperatiflerin ürünleri, kadın kooperatifleri. Talas Belediye'mizin desteğiyle Talas'ta iki tane bayan kooperatifimiz şu anda hizmet veriyor. Evet. Onların ürettikleri ürünleri biz burada vatandaşlarımıza tanıtmaya, ziyaretçilerimize sunmaya çalışıyoruz. Gelen Talas'a gelen ziyaretçilerimizi de tabii burada davet ediyoruz. Oraya geldikleri zaman da her ayın birinci ve üçüncü pazarı kadın kooperatiflerimizin kurduğu pazarda bu ürünleri satışa sunuyorlar. Orada istifade edebileceklerini burada belirtiyoruz. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz, iyi çalışmalar. Sağ olun. Şöyle gezelim, kolay gelsin. Bayağı da dışarıda soğuk bir hava var. Şimdi bir Yahyalı'ya geçelim, sonra
kocası. Bir saniye abi. Merhaba. Şeyden sonra çeksin. Sana zahmet bekleteceğim az. Çektin mi abi? Yok çekmedim de şeyden sonra çek. Neyi çekiyoruz abi? Canlı yayındayız ya. Abi resim çekiyorum mübarek. Çek. Çek diyor bak sen. Nereden çek. Geliyorsun? Gel. Canlı yayında çekelim seni. Nereden geliyorsun? Kadıköy Sarı Cedit. Kadıköy. Evet. Çek abi. Arkadaş Kadıköy'den. Burası Yahyalı mısın? Elhamdülillah. Bak bu poz daha iyi olur ha. Ne iş yapıyoruz Kadıköy'de? Normalde İstanbul'da tekstilciyim. Tekstilcisiniz evet. Maşallah. Yahyalı neresinden? Abi Kavacık Mahallesi. Sizden de alalım. Ben Kavacık Mahallesi. Ziyaretçiyim. Ziyaretçisiniz. Ziyaretçiler geldi arkadaşım. Ne güzel. Buradan var mı canlı yayında selam yollayacağınız? Yahyalı'ya selam. Yahyalı'ya selam diyorsunuz. Peki. Senin var mı? Ben de Yahyalı'yım. Yahyalı'ya komple tanıdıkları herkese selam söylüyoruz. Etkinlik alanına yeni gelmiş bulunmaktayım. Hemen standa geldim. Evet standa geldim. Daha yeni geldim. Aşağı yukarı 3 ay önce yine Yahyalı'daydım. Tekrar yeni geldim. Peki. Görüşürüz kendinize. Sağ olasın. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi, TV Kayseri olarak şimdi canlı yayında Yahyalı standındayız. Esat Öztürk de orada. Çok güzel işler yapıyor Esat Başkan. Tebrik ediyoruz. Artık ustalık dönemi. Gerek turizm alanında, gerekse kültür alanında, gerekse altyapı çalışmalarında Esat Başkan çok güzel işler çıkarıyor. Burada da güzel bir stand açmışlar. Stand görevlisini bir tanıyalım. Ben stand görevlisi Ramazan Uzun. Ramazan Bey nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş şöyle geldin. Bir anlat üstad. Anlatıyorum. Şöyle söyleyeyim. Elma çeşitlerimiz var. Meşhur elmasın. Elmanız çok meşhur. Aroma tadı mükemmel. Biliyorsun. Evet. Daha önce geldiniz sizi ağırladık biliyorsunuz. Ondan sonra Grand Simit'imiz var, al yanağımız var, Arap kızınımız var. Bu sene ayvamız da var. Ayvamız da var. Bu sene ayva da. Evet bu sene ayvamız da var. Ayvamız mükemmel. Şimdi bu yeni mi oldu? Ayvayı pek anlatmıyordu başkan. Ayvayı yeni, ayvayı bu sene koyduk. Ama mükemmel ayvamız da var. Ayvayı yemeyeceğiz değil mi? Yiyebilirsiniz. Yiyebiliriz ayvayı. Yiyebiliriz. Tamam. Harika. Şimdi biraz elma çok önemli Yahyalı'da. Elma da çok önemli. Dediğim gibi elma çeşitimiz çok. Aroma tatları mükemmel. Grand Simit'imiz var diyorum. Al yanağımız var. Arap kızımız var. Ondan sonra yeşil elmamız var. Ekşi elmamız var. Yani elma çeşitlerimiz 6-7 çeşit. Harika. Mükemmel. O bayağı da bir ihracat yapılıyor yani, elmadan. Onu da ihracatımızın yapıldığı yer şöyle. Efendime söyleyeyim. Elma pazarı. Elma pazarı diye soğuk hava depomuz. Buradan da bahsediyor. Soğuk hava depomuz var. Elma pazarı. Şimdi tabii. Şunu da söyleyelim. Madenlerimizi söyleyelim. Çinkomuz var. Yahyalı Aladağlar'dan çıkar. Evet. Çinkomuz. Yahyalı Aladağlar'dan çıkar. Demirimiz var. Demir oradan çıkıyor. İhracat yapıyoruz. Ondan sonra Yahyalı'dan tekrar çıkar. Kromumuz var. Kromumuz. Yahyalı Aladağlar'dan çıkar. Tekrar kurşun madenimiz var. Şöyle bir şeyimiz daha var. Yahyalı'da es tribünleri. Rüzgar enerjisi önemli. Evet, çoğaldı. Sabancı tribünlerimiz de geldi. Yeni açıldı. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Bizim yeni şunlar bizim Yahyalı'mızın kendi ürünleri, kendi hasatımız komple. Hepsi ballarımız bu efendime söyleyeyim. Bunlar da kadın kostümlerimiz. Bunları da getirdik. Şey var bu kapuz başını şöyle bakar mısınız? Şu tarafa dönerseniz. Kapuz başı dünyanın ikinci büyük şelalesi olarak geçer. Dünyanın. Ondan sonra bunun devamı olarak bunun devamıdır şelalemiz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gene vuracağız. Şimdi şöyle bir geçelim. Şu anda standa. Sayın Öztürk'teki vali bey hepsi burada. Efendim hoş geldiniz. Eyvallah. Merhabalar. Murat ne haber? Sağ olun. Sayın Bakanım canlı yayında yeni geldiniz. Önce bir düşüncenizi almak isterim. Sabah dönem organizasyondaydınız. Sabahleyin sağ olsunlar arkadaşlar. Tüm Kayserili iş adamlarıyla STK temsilcileriyle bir kahvaltı tertip etmişler. Oraya katıldık. Oradaki sohbetler, konuşmalardan sonra da buradaki standları bir gezelim, selam verelim diye geldik. Hemşehrilerimizle muhabbet edeceğiz, konuşacağız, hasret gidereceğiz. Biz de sizi takip edeceğiz. Buradan Antalya mı gidiyoruz acaba? Evet, hiçbir şey saklı kalmıyor. Ya son durum nedesi bulmuşken alalım. Haliyle biraz zor günler geçiriyor. Berna Hanım'ın özel durumundan dolayı. Orada da çocuklar bir sahipsizlik hissiyle ortada kalmış gibi hissetmesinler istedik.
Özellikle şehir protokolü olarak işlerimiz burada bitince geçip en fazla bir yarım gün bir gün kalıp yeniden işlerimizin başına döneceğiz. En azından hocamızla, futbolcularla falan sohbet edeceğiz. Çocuklara şehrin arkalarında olduğunu söyleyeceğiz. Aynı iştiyakla devam etmelerini isteyeceğiz onlardan. Bakın siz onursal başkansınız. Sizin söyledikleriniz son derece de onlar için de büyük moral olacak. Yani çocuklar profesyonel nihayetinde parası için oynarlar. Doğru ama bir taraftan da şehrin arkalarında olduğunu bilmeleri lazım. Taraftarın arkalarında olduğunu bilmeleri lazım. Oradan aldıkları güçle de manevi bir güçle de bunlar koştururlar. İşte ikisini bir arada tutmaya çalışıyoruz. Biz de sizi takip edeceğiz. Buyurun efendim. Sağ olun. Hayırlı günler efendim. Oh maşallah. Hoş geldin Şarap. Talas. Burada bir resim çekilmek şartmış. Talas. Yalnız dehşet 3 boyutlu resim çıkmış buradan ha. Muhteşem. Evet. Hadi oturalım Sayman. Tamam şimdi. Mustafa Başkan gelemedi herhalde. Şimdi Sayın Özsazık'la da konuştuk. Sayın Valimiz de burada. Efendim nasıl gidiyor burada? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten İstanbul'da Kayseri'yi yaşatıyoruz burada. Çok mutluyuz. Hemşerilerimizle bir araya geldik. Sayın Bakanımızla beraber hem az önce iş insanlarımızla, hemşerilerimizle hasret giderdik. Şimdi burada Kayseri'yi yaşıyoruz. Tüm Kayserili hemşerilerimizi, İstanbulluları bu alanda Kayseri lezzetlerini ve Kayseri görmeye davet ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Akşu nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz de bu güzide toplulukta Kayseri'nin bir ferdi olarak katılmaya geldik. Çok özel bir gündü. Hayırseverlerimiz, iş adamlarımız, herkesle beraber sağ olsunlar Sayın Özaseki Bakanımızın himayelerinde, Sayın Valimizle birlikte çok güzel bir program oldu. İşte tebrik ederim. Evet abi. İyi sandosun. Evet Aşar'ı Bey de burada. Güzel pozlar. Talas standını ziyaret etti. Şimdi diğer standlara geziyorlar. Bakalım biz de. Sen nasıl? Hoş geldin abi? İstanbul'a. Hoş bulduk. Canlı yayında senden evet. Hemen bir görüş alalım. Olur. Evet. Burası nasıl? Şimdi İstanbul'a... Sen emek verdin bayağı. Kayseri İstanbul'a taşındı. Güzel. Burada Kadimşehir İstanbul'da, Kadimşehir Kayseri'yi ağırlıyoruz. Çok güzel standlarımız var. Bütün ilçelerimiz çok güzel standlar yapmışlar. Kayseri ürünlerimiz de milletin emrinde. Fevkalade güzel bir organizasyon. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür Aray, ediyorum. Size de teşekkür ederim. Sağ ol Yaşar abi. Kolay gelsin. Kedinin bacağına benzer mi bilmiyorum ama öyle diyorlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Hunat TV. Baya güzel. Bir önce bir valilik standına geçelim. Demedim. Buyurun efendim. Sağlı mı buradalar? Selam efendim. Şimdi birazdan... Thank you.
Sayın Öztesek'i. Az önce TV Kayseri'nin sorularını yaptılar. Özellikle buradan Antalya'ya gidecek. Burada Kayseri Spor'la ilgili önemli gelişmeler var. Normalde bugün olağanüstü genel kuruldu ama bir hafta sonra ertelendi. Biz de canlı yayında Antalya'ya ilgili sorular yönelttik. Sayın Bakan da yanıt verdi TV Kayseri mikrofonlarına. Şimdi Kayseri Valisi standına şöyle bir gelelim. Nerede? Burada işte yöresel ürünler, doğal ürünleri koymuşlar. Bir müsaade edin, biz geçelim. Evet. İdolüm. İdolüm benim abi. Tabii burada... Avrupa Kayseri. Sen kayıtta mısınız şu anda? İstanbul basınında tabii ilgisi var. Şu anda Vali Bey ile Sayın Bakan Show TV muhabirin sorularını yanıtlayacak. Az önce Kayseri'ye ilgili düşüncelerini zaten kendisine yönelttik. Sevdiği bir şey. O yüzden de Kayseri standlarına, Kayseri'deki kurumlara yoğun bir ilgi oldu. Ben sizin aracılığınızda bu Kayseri'nin ticaret şehri olan, turizm şehri, tarih şehri olan Kayseri'de tüm İstanbulluları gelip yerlerine götürüyorum. Selçuklara başkanım. Başkanımızla beraber ve Öztaseki Bakanımızın özellikle himayelerinde bu şehirde güzel bir beraberlik var. Taştan bütün çalışıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Ben şimdi... Tamam, bu tarafa gel. Çok özür dilerim. Bir yer değiştirin. Tamam, gelin. Tamam, teşekkür ederim. Biz de burada onları takip ediyoruz. Sağ olun. Kayseri Valisi, Kayseri'ye ilgili önemli bilgiler verdi. Şimdi Öztekin açıklama yapıyor. Şehrimizi çok seviyoruz. Bu sevgimiz de boşuna değil. Binlerce yıldır. Hadi bir şey. Çağırayım mı? Şöyle biz o röportajlar gerçekleşirken geriye doğru gidelim. Tekrar standlara gelelim. Şimdi İstanbul medyasının burada sorularını yanıtlıyor. Biz açıklamayı aldık özel. Şimdi Muzaffer Bey var burada. Tabii Avrupa Derneklerin Başkanı. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Ne zaman gibi çıksınız? Gelin. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz İstanbul'a. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Biraz bahsedin. Çok harika. Ben çarşambadan geldim bir gün açılıştan. Perşembe günü açılışımızı yaptık. Harika. Beklendiğimizden daha güzel oldu. İnşallah Kayseri'mizi buraya taşıdık. İstanbul'daki Kayseri'li hemşehrilerimiz ve diğerlerini geldi. Biz de Avrupa'dan Avrupa Kayseri'li bir olarak katkıda bulunduk. Harika. Memnunuz. Çok güzel oldu. İnşallah diyoruz ki Kayseri'de yaptık, İstanbul yaptık. Bundan sonraki ayağı da Avrupa'da yapmayı düşünüyoruz diyorum inşallah. O harika.
Yazın şeyde de güzel yaptınız böyle tarihi kale içinde değil mi? Ya ne güzel oldu. Evet, Temmuz 13 itibariyle Avrupa Türkleri Kayseri'de buluşuyor projesi altında yaptık. Büyükşehirimiz, valiliğimiz, yurtdışı akraba topluluğu ve beraber çok güzel bir etkinlik yaptık. Cumhurbaşkanımızın geldiği gün tamamen isteklere göre 70 bin kişi ağırlamışız kalemizde. Çok müthiş bir etkinlik yaptık. Harika. Dernek çalışmaları nasıl gidiyor? Siz güven taze destekli geliyorsunuz. Evet, geçenlerde 4. olan genel kurulumuzu yaptık. Biz de 3. genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Tekrar 3. dönem genel başkan seçildik efendim. Hayırlı olsun. Sağ olasın Murat Bey. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Yalçın Bey hemen Haseki Bakanlığı'nda röportaj verirken biz de Yalçın Bey'le. Başkanım nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Standınız harika. Çok tam sizi yansıtmış. Vay, entelektüel. Eyvallah. Çok teşekkür harika. Teşekkür ederim. Burası Yenikapı'daki, burası miting alanı olarak yapılan, Sayın Cumhurbaşkanımızla çok başarılı mitingler yaptığı bir yer. Ama bugün bizim Kayserilerin tanışmasına vesile olan memleketimizi tanıtma programındayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerimiz burada kendi ürünlerini, maharetlerini teşhir ediyorlar. Ama bizim Talas için özelde kültür ve sanat şehri, tarihi eserlerin olduğu bir ilçemiz olarak da biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kültür ve sanatı öne çıkarmaya gayret ettik. Biliyorsunuz iki üniversitenin de konuşlanmış olduğu bir yer. Aynı zamanda tarihi eserleri, aynı zamanda hem Ermeni hem Rum nüfusun Müslümanlarla birlikte yaşadıklarından yaşanmışlıkları bir araya getiren çok özel konaklar var. Bunların hepsini bir standta ifade etmeye çalıştık. Bütün hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Buradaki hemşehrilerimize Talas'a bekliyoruz, Kayseri'ye bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun sizde. Sayın Başkan. Başkanım hoş geldiniz. Evet, Ahmet yine formda. Sen sempatik çocuğu Ahmet. Şimdi şöyle genel verelim. Kayseri Vali de az önce Talas Belediye Başkanımız da geldi. Mehmet Özsasık orada. Hem biraz dinleniyor hem de İstanbul medyasının sorularını yatıyor. Az önce kendisine de bir söyleşi gerçekleştirdik. Hem buradaki etkinlikle ilgili bilgi verdi. Tabii buradan İstanbul'dan Antalya'ya gidecek. Kayserispor kampı var. Bugün normalde olan şu genel kuruldu. Gelecek hafta olacak. Ve büyük ihtimalle Antalya'da bir zirve gerçekleşecek. Yönetim belirlenecek. Üyeler, son durum, futbolculara moral verecek Mehmet Özsasaki. Burada sorumuzu da yanıtladı. Özellikle o konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özsasaki. Şöyle bakalım. Standlara baktığımız zaman Kayseri'nin yöresel ürünleri ön planda tabii. Burada dernekler, sivil toplum örgütleri, belediyelerin standları da var. Burada mesela Spor AŞ'nin antrenörleri de gelmiş. Son dönemde özellikle Kayseri'de bisiklet sporu ön planda. Onunla ilgili güzel de bir şey yapmışlar. Şöyle standlarda sizlere gezdirelim. Standlara birazdan devam edeceğiz. Mehmet Öztürk'ü şu anda Kayseri Valide standında genel olarak hem burada gazetecilerle sorularını yanıtlıyor. Standları birazdan gezecek. Az önce biraz gezdi. Talas Belediye Başkanımız da buradaydı. Az önce Talas standında gezmiştik. Standla ilgili, Talas ilçesiyle ilgili güzel bilgiler verdi. Şöyle biraz şeyde gösterelim. Mesela Saat Kulesi'nin belli bir şeyini burada yapmışlar gördüğünüz gibi.
Bir yandan da Yesi Bağları türküsü söyleniyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhaba. Teşekkür merhaba. Ederiz. Hem bir yandan sınavları gösterirken. Ben tanıyorum. Siz tanıdınız mı? Tabii. Ben görev yapmış Develi Gazi Mahallesi Dernek Başkanıyım. Osman Eken. Şu anda da Güngören'de Develi Sofrası, Cıvıklı Restorantımız var. Orada restoran işletmesi yapıyorum. Develilere Cıvıklı'yı özlemlerini gideriyoruz. Evet. Ben Murat Bey, Develi Şamili Köyü Dernek Başkanıyım. Halihazırda dernek başkanıyım şu anda. Develimizi burada güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Develimizin yöresel ürünlerini falan getirdi sağ olsun başkanımız ve kaymakamımız. Develimizle alakalı burada gerekli hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Burada derneklerimiz var. Tüm köy derneklerimiz ve ilçe derneklerimiz hepsi burada. Bizler de burada siz Kayseri'ye tanıttığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Evet. Allah razı olsun. Burada güzel bir Kayseri'yi tanıtma bağımında, Kayseri'nin buradaki tüm kültürlerini yansıtma bağımında, işte burada mantımız, yöresel lezzetlerimiz falan komple burada herkes tadıyor. Herkesi yeni kapıya bekliyoruz inşallah. Yarına kadar. Yarın da var. Yarın da var, evet. Güzel sanatçılarımız, hemşehrilerimiz geliyorlar bu arada. Sunumlarını yapıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar Develi'ye, Kayseri'ye, tabii ki yerelde de Şahmeli Köyü'ne hizmet etmeye çalışıyoruz. Murat Bey, söylemek istediğim, her geldiğinde cübüle yemek yemeyi ben de yapıyorsun biliyorum. Evet. Ama yemeği yemeden gitmeyeceğini sanırım. Üstadın İstanbul'da güzel bir yeri var. Biz de orada Cıvıklı yiyoruz vakit bulursak. Gerçekten güzel yapıyorlar. İstanbul'da yaşayan Kayseri dışında da herkes oraya davet eder. Tabii ki, tabii ki. Ama yemek yemeden gidemiyorsunuz biliyorsun. Orası sizin cübüle yeriniz. Evet, şöyle geçelim. Tamam, şöyle. Tamam. Diğer standları şöyle hemen. Valilikte böyle fotoğraf da çektiriyor. Diğer bölümlere de şöyle geçelim. Pardon, başkan bir geçelim. Evet. Bakan yardımcısı da burada. O da Develi biliyorsunuz kendisi. Hazine Maliye Bakan Yardımcısı. Şimdi gitsin. Milletvekilleri var. Onlar da burada bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. Bize detayları sizlere aktaralım. Kültür ve Turizm Müdürümüz de burada. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hem bir yandan görüntüleri gösterelim hem size de muhabbet edelim. Nasıl gidiyor evet. Çalışmalar hocam? Gayet güzel gidiyor. 8-11 Aralık'ta işte İstanbul Yanıkkapı'dayız. Burada hedefimiz Kayseri'mizin değerlerini tanıtmak. Gerek İstanbul'da yaşayan İstanbul halkı gerekse de hemşehrilerimizi burada buluşturmak. Biliyorsunuz Kayseri kadim bir medeniyet, kadim bir geçmişi var. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bu nedenle zengin bir tarih, kültürel geçmişi olan bir şehir. Zengin bir mutfağı olan, ticari geçmişi olan bir şehir. Burada elimizden geldiği kadar değerlerimizi tanıtmak ama çok daha fazlasının Kayseri'de olduğunu belirterek Kayseri'ye davet etmek hedefimiz. Güzel çalışmalar yapılıyor hem turizm alanında hem de kültürel alanda. Maşallah size iyi gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kazı çalışmaları mesela son dönemlerden çıktı. Evet, özellikle biliyorsunuz mevcuttaki Kültepe ve Kekvadiye kazısının dışında İncesu Dören şehirde özellikle büyük bir mozaikli yapı kalıntısında da kazı çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra bu yıl Erdemli Vadisi'nde Saray Manastırı olarak adlandırdığımız yapısının içinde de bir temizlik çalışması yaptık. Tabii Büyükşehir Belediyesi ile de ortak yaptığımız kazılar çalışmalarımız devam ediyor. Kızıl Köşk gibi ondan sonra Seyit Burhanettin Hazretleri Mezarlığı içerisinde bir türbenin kazısı yapıldı. Orada da türbe restorasyonu gerçekleştirildi. Devam edeceğiz. İlimizin hep anlatıyoruz. Çok köklü bir geçmişi var. Bu da zaten yapılan çalışmalarla devam ediyor. Hani diyoruz ya 6000 yıllık geçmişimiz var. Ama bu geçmiş tarih daha da ileriye gidecek inşallah yapılan çalışmalar. Teşekkür ederiz. Şimdi Memduh Başkanımız burada. Ahmet, ne haber abi? Canlı yayında Memduh Başkan'ı da alalım. Başkanım nasılsınız? İyisiniz?
Ayağımızın tozuyla geldik. Evet. Henüz daha tam gezemedim. Ama aldığım bilgiler güzel bir çalışma. Emeğe geçenlere ben teşekkür ediyorum. Yaşar abi de böyle evet. Pastırmaları dağıtıyor. Evet. Efendim tabii Kayseri'nin klasiği pastırma, mantı, sucuk olması olmazı. Evet. Ama bunun yanında kreatif şehirler listesine ulusal bazda UNESCO'nun girmiş bir gastronomi şehriyiz. Onu da burada paylaşıyoruz. Ama kalite kontrolü yaptın mı başkanım? Ben yaptım, yapıyorum. Biz size ikram ederim. Değerli büyüğüm. Kolesterol yok. Yok efendim, bizde olmaz öyle şey. Yani bunlar kolesterolü alınmış olan pastırmalar. Evet, evet. Yani Sayın İl Kültür Müdürüm şöyle bir denesin bakalım. Hadi bakalım. Pastırma. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Pastırma deyince İstanbul'daki Kayseri hemşehrilerimizi sevgiyle saygıyla selamlarken İstanbul'dan da Kayseri'ye yine hemşehrilerimize selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. Hayırseverliğiyle gerçekten dostluk ve birlik beraberlik anlayışıyla bu ülkemizin olmazsa olmaz olan Kayseri'miz. Son dönemlerde Kayseri ön planda yatırım zaten geçen de yatırımda evet, şu anda bugün sağ olsun Sayın Bakanım da paylaştı. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız olarak 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok oransal olarak pay ayıran büyükşehir number one Kayseri büyükşehiriz bir numara. İnşallah bizi seven güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret göstermeye devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sizlere de hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi bakan yardımcımız da burada. Az önce Hasiki Bey'le yaptık. Şöyle başkanımızı uğurlayalım. Tamam ben vereyim. Ben vereyim var. Çayım var. Şöyle. Pardon. Geçelim. Bakan yardımcım canlı yayında kısaca görüşlerinizi almak istiyoruz. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz elhamdülillah. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasıl gidiyor çalışmalar? Kayseri ile ilgili neler söylersiniz? Develiliyiz yani diyecek çok bir şey yok. Kayseri bizim çok sevdiğimiz memleketimiz. Kültürüyle, insanıyla, yaşam biçimiyle örnek bir şehir. Biz de her türlü desteği yapmaya çalışıyoruz memleketimizle ilgili. Çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Burada da bugün çok güzel bir ortam var. Biraz sonra standlarda gezeceğiz inşallah. Kayseri'mizi tüm ilçeleriyle taşımışlar buraya kıymetli başkanlarımız, belediye başkanlarımız. Bundan sonra biraz sonra gezdiğimizde hepsini göreceğiz. Çok memnunuz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Bakanım geçen AK Partili Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekilleriyle güzel bir toplantı yaptınız. Tabii burada baktığımız zaman AK Partili belediyeler standları var. Çok da güzel çalışmalar yapıyor. Siz de işin başındasınız. Yani Kayseri'de başka belediye yok. Vizyon belediyeciliği. 17-0 olunca sadece AK Partili 17 belediye var. Aslında keşke tüm Türkiye AK Partili belediyeciliği görse. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde insanlar gelip bir görseler. Yani o kadar çok istiyorum ki İzmir'in arka mahalleleri gelse bir Kayseri'yi görse. Veyahut da Tekirdağlılar, Edirneliler gelseler bir görseler Mersinliler Kayseri'yi. Sonra da kendi belediye başkanlarıyla bir kıyaslasalar. Ben dün akşam Adana örneğini verdim Sanayiciler Gecesi'nde. Emin olun aynı grup başkan vekilleriyle bir ay kadar önce Adana'dayız. Bütün pankartların üzerinde Adana hizmete doydu. Kılıçdaroğlu geliyor. Hurra! Herkes böyle bir bağırıyor. Ya ne yapmış ki dedik. 8 tane kulübe yapmış o kadar. Adana eskiden bizim Almanya'mızdı. Şimdi çok gerilerde kalıyor. Ben o gün orada basın toplantısı yaptım. Dedim ki Adana hizmete doydu diyorlar. Dörder odalı 8 tane kulübe yapmış bu arkadaş. Kayseri'de Melikgazi Belediye'miz tam 68 tane okul yaptı. Sağlık ocağı yaptı, kütüphane yaptı, cami yaptı. Yarışamazlar hizmette bizimle. Çok şükür belediyelerimiz yüz akımız bizim. Siz Kayseri'deki ilçe belediyelerin bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne daha iyi hizmet yaptığını söylüyorsunuz. Yok arada şöyle de söylüyorum. Bütün basın toplantılarında İstanbul kendine güveniyor mu? Ankara, İzmir kendine güveniyor mu? Ben ilçe belediyesi söyleyeceğim. Onlar yaptıklarını 5 senede sıralasınlar. Biz de yaptıklarımızı küçük bir ilçe belediyesi olarak sıralayalım. Bir örnek Melikgazi diyorum mesela. Mustafa Palancıoğlu Başkan yaptıklarını sıralasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sıralasın. Bütçesi tahmini olarak söylüyorum 100 misli fazla neredeyse. Yarışamazlar. Tahmazoğlu, Şehit Kamil'de.
sıralasın. 4 sene içinde yaptın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sıralasın. Eğer gerçekten onları geçen oranda hizmet yapmışlarsa sözlerimi geri alacağım diye iddialı bir şey söylüyorum. Yarışamazlar hizmette bizimle. Bizimki hizmet, eser ortaya koymak üzere kurulu bir zihniyet, düşünce. Bütün dünyamız bu. Onlarınki de algı, yalan, dolan böyle gidiyor. Allah sonunu hayrede. Evet, güzel açıklamaları aldık arada sohbette. Şöyle dönelim. Hayırsever Mehmet amca burada. Mehmet abi nasılsın? Hürmetler ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyisin inşallah. İyiyiz. Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Bundan başka ne istedin ya? Sen de sevilen bir isimsin abi. Kayseri'de buradasın. Estağfurullah. Çok şükür. Sizleri görünce daha memnun oldum. Tutuk oldum. Hizmet ehli bir yerde eksik olmaz. Mehmet abi hizmet ehli. Kayseri gününü tanzim eden, bizi bir araya getiren Muhammed Ali Temel'e yürekten çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah Cenab-ı Hak bu sevgilerimizi birleştirir. Kalplerimizi birbirimize karşı döndürür. Bu yüzden de çok mutlu oluruz. Kayseri günümüz hepimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Sağ olun. Biraz başkanımız Ömer Bey. Sayın Gülsoy. Nasılsınız? Teşekkür ederim Murat Bey. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Maşallah Kayseri tanıtım günleri olunca her yerde varsınız. Evet. Metri olarak şehrin tanıtımına. Şehrin tanıtımına katkı vereyim de size katmıştınız. Hoş gelmişsiniz sizler de. Tabii güzel bir İstanbul gününde, güzel bir günde, bir hafta sonunda Kayserilerle bir arada, hemşerilerimize bir arada olmaktan mutluyuz. Güzel bir atmosferde, güzel bir şekilde de bir kalabalık var. Hemşerilerimize burada görüşmek, tanışmak bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Tabii bu tür etkinliklerin en önemli şeyi ise şehrimizin tanıtımına katkı vermek. O yüzden de burada bu tanıtımı yapan Federasyon Başkanı Mehmet Ali Temel olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir şekilde etkinlikle güzel bir şekilde hayırlısına dişelenir. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Mehmet amca görüşürüz. Sağ ol. Şöyle çarpalım. Bakan yardımcımızla da görüştük. Şöyle geçelim. Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztekin de. Burada hep AK Parti belediye standı var dedik. Başka Kayseri 17-0 dedi. Başka var mı dedi. İBB standı var. Onun için sorduk. O da dedi ki ya dedi bırakın Büyükşehir'i. Melikgazi ilçesi İBB'den daha iş yapıyor dedi. Burada önemli mesajlar da verdi. Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız buradaydı. Ona da Kayseri ilgili görüşlerini sorduk. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, o da görüşlerini açıkladı. Mehmet Altun, hayırseverimiz, çok güzel işler yapıyor Kayseri'de hayır anlamında. O da güzel şeyler söyledi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy. Kayseri'nin kültür elçisi. Peki. Hem de iddia ediyorum Kayseri'yi benden iyi tanıtan adam yok. Peki. Fikret Bey var. Şimdi tabii bakanların yanına gidecek. Sonra hoş geldin Murat. Hoş bulduk hocam. Bir gidiş yapalım. Tabii ki. Işte. Sağ olun. Ayağınıza. Fikret Şahin, İSKAYDER Başkanı. Buradaki organizasyon esas mimari Fikret Bey. Evet. Evet. Allah razı olsun. Yani buraya, buradaki organizasyonu yapan kişi Fikret Bey. Onu söyleyelim. Yani onun hakkını da verelim. Organizasyonun tamamı Fikret'e aittir. Biz de biliyoruz. Ben de biliyorum. Kadın Kolları Genel Başkanı olarak aynı şeyi de söylüyorum. Yani bu Kayseri Tanıtım Günleri mimarı Fikret Bey. Hocam Allah. Nasıl biliyor? Bayağı tebrik ederiz. Çok emek verdik. Evet, çok emek verdik. Yaklaşık 2 aylık bir süreçten geçtik. Büyükşehir Belediyesi ve Valimizin desteğiyle 16 ilçe belediyesini İstanbul'umuza getirdik. Onlarla beraber İstanbul'daki hemşerilerimize
Kayseri'yi hatırlattık. İstanbul'u bilmeyenlere de Kayseri'yi tanıttık. Öyle söylüyoruz. 2 gündür yoğun bir katılım vardı. Bugün de bakanlarımızın ve belediye başkanlarımızın gelmesiyle ayrı bir yoğunluk var. Sizleri de aramızda görmekten çok mutluyum ayrıca. Protokol var. Biz uğurlayalım. Gene görüşürüz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul Kayseri Başkanı Fikret Şahin. Buradaki organizasyonun esas mimarı. Onu belirtelim. Ziraat Odası Başkanımız da burada. Abdülkadir. Hocam nasılsın? İyiyim Murat Bey. Nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Biz de bu Kayserilerin tanıtım günleri münasebetiyle buradayız. Evet. Ziyarete geldik. Sabah kahvaltıya katıldık. Biz de bir Kayseri çiftçilerimizi temsilen geldik. Emeğe geçenlere teşekkür ederiz. İyi bir organizasyon olmuş. Bütün standları gezeceğiz. Evet. Bütün standları gezeceğiz. Biz de herkesine muhabbet edeceğiz. Hemşerilerimle hasret vermeye geldik. Güzel ürünler de var. Var. Bizim güzel tarım ürünlerimiz var. Elmamız var. Gilaborumuz var. Aspir yağımız var. Bulguru her şeyimiz var. Peki. Görüşürüz. Ben de size hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi İstanbul'da Kayseri'nin en önemli temsilcilerinden biri Ömer Şatır abi. Ömer abi çok değerli bir insan. Daha önce birçok kez birçok etkinlikte bir yere gittik. Ömer abi nasılsın? İyisin. İyi gördüm. İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer abi. Nasıl gidiyor? Özledik sizi de. Kayseri'yi de özledik. Valla iyi gidiyor. Şimdi böyle bir yerde açınca biliyorsun bu şimdiye kadar tanıtım günleri burada yapılmadı. Evet. Ama biz Beylikdüzü'nde biliyorsun 6 sene mantı festivali aldı altında yaptık. 5-6 bin kişilerle bir araya geldik. Ama böyle bir gün yoktu. Ama Ekrem Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı olunca rica ettik. Burayı da alabildik. Fikret Başkan da sağ olsun. Böyle güzel bir etkinlik oluşturdular. Ekrem Başkan'a öncelikle teşekkür ediyorum. Daha sonrası Fikret Başkan'a, Temel Başkan'a teşekkür ediyorum her ikisine de. Böyle bir güzelliği bir araya getirdiler. Bütün belediye başkanlarımız da buradalar. Sabah kahvaltıdaydık. Sağ olsunlar katıldılar. Halkımız da ilgi gösteriyor bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. 2 gündür de buradayım, devam ediyorum. Var var güzel. Bugün ve yarın daha çok olur. Sizler geldiniz, sizleri gördük daha güzel oldu. İyi gidiyor. Az önce o Fikret Bey onu söyledim. Buranın mimarı o. Siz de bayağı bir katkı yapıyorsunuz beraber. Elbette ki biz her zaman derneğimizin hatta vatandaşımızın yanındayız. Kim olursa olsun hiçbir tarafına bakmadan, partisine bakmadan, mezhebine şeyine bakmadan biz vatandaşlarımıza bir olmaya. Çünkü biz bunu Ekrem Başkan'dan öyle öğrendik, öyle gidiyoruz işin açığı. Onun için biz derneğimizin her zaman yanındayız. Fikret Başkan'ın, Temel Başkan'ın yanlarındayız. Ha, bizim yaptığımız ne? Yapabileceklerimizi yapıyoruz. Tabii esas iş onların, yoğunluk onlarda. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki Ömer abi gene görüşürüz o zaman. Görüşürüz buralardayız. Teşekkür ederim. Sen de iyi bak ben abi. Teşekkür ederim. Sağ ol, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun başkanım? Evet. Evet şöyle Develi tarafına doğru gidelim. Sayın Cappar da orada. Tabii vali standında protokol orada bir çay içiyor. Yöresel yemeklerini yapıyor. İstanbul medyasıyla röportaj yapıyor. Bizim de sorularımızı yanıtlıyor. Şimdi Cappar Bey'le beraberiz. Başkan nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Maşallah stand. Evet. En doyurucu stand bizim Develi standı. Abi buraya gelince bir 10 kilo alırız herhalde. Çok da ilgi görüyor. Tabii teşekkür ediyorum. Sizleri de burada görmek üzere mutlu etti. Güzel bir organizasyon. Bizler de hem buradaki derneklerimizle hem de hemşehrilerimizle böyle buluşuyoruz. Onlardan da çok güzel intibalar, çok güzel karşılıklar alıyoruz. Ben emeği geçenlere, organizasyonda katkı verene herkese çok çok teşekkür ediyorum. Abi şimdi hemen tabii cıvıklı var. Hemen onu tanıtıyorum. Evet cıvıklımız var. Develimize has tahinlimiz var. Cevizlimiz var. Burada yine Develimize özgü yöresel ürünlerimiz var. Kuru kayısımızdan, Develi çemenimizden, pestilimizden, köftelerimizden. Hatta şunu da iddia ediyorum. Biliyorsunuz ceviz denildiğinde kaman cevizliler ama ben iddia ediyorum Develi cevizi daha lezzetli, daha kaliteli. Ben tavsiye ediyorum. Tabii şunu da ifade Develi etmek istiyorum. Bu Develi pastırması. Özel. Kayseri pastırmasından da farklı, daha lezzetli, daha güzel. Ben tadıldığı zaman aradaki o farkın niyansında hissedileceğini ben biliyorum. Dediğim gibi güzel bir stand hazırladık. Develi'yle hemşehrilerimiz de burada bizler yalnız bırakmıyorlar. Bizler yalnız bırakmıyor. Burada ikramlıklarımız var. Belki bunu da siz yeni nedir hocam? Bu bizim Develi zilekili. Şunu çıkartabilir miyiz? Bu deri hastalıklarına, ekzemaya
iyi gelen bir toprak. Dolayısıyla bunları da bizler ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Yine Kacer'imiz var. Kacer'den yapmış olduğumuz ürünlerimiz var. Burada Develi Belediyesi olarak lavantadan yapmış olduğumuz kolonyamız, Sayın Valimizin öncülüğünde başlatılan bu kadın kooperatifimizdeki hanım kardeşlerimizin yapmış olduğu ürünlerimiz var. Bu da bizim yine kabak çekirdeğimiz. Şu anda bizler de mutluyuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yine uğrarız. Kendinize iyi bakın. Aynen. Tekrar ediyorum. Buradan bizi izleyen tüm Kayserileri Develi standına bekliyorum. Çünkü en doyurucu stand bizde. Bu arada rakibimiz ismin ne abi? Kazım Atala Develi. Kazım abi rakibimiz, o da canlı yayında. Nasıl gidiyor abi? Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor etkinliğimiz. Allah'ım ümürler versin başkanımıza. Tamam abi. Yalnız katlarcımızı etkiliyorum. Kazım abi şurada sen yayın yap. Teşekkür ederim. Evet, başka mesaj var mı abi? Teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'da yaşayan tüm Kayserili Develi hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz. Peki. Sağ olun. Çok teşekkür teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Murat Bey. Başkanlar da burada. Cebeci de burada. Evet. İstanbul'da Kayserileri buluşturduk Yeni Kapı'da. Biz de gördüğünüz gibi Develi standımız her zaman Kayserimizin bir numarası. Burada Kayserimizin turizmini, tarihi eser yerlerini, güzel şehirlerini, yemeklerini, ilçelerimizin ürünlerini tanıtıyoruz. Develi olarak da biz burada bütün üyelerimizle, hemşehrilerimizle buradayız. Buradan Kayseri'ye ve Develi'deki hemşehrilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Biz hep birlikte güçlüyüz diyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Teşekkür ederiz. Bir protokole bakalım. Döneceğiz. Tekrar döneceğiz. Önder Bey de görüyorum. Onu da yapacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Şöyle geçelim. Diğer detayları girerken. Şöyle bir geçelim. Geçelim, daha sonra buraya gelelim. Sanırım Erciyes'in orada da şey var. Büyükşehir standı, oraya da geçtiler. Postlar gibisiniz. İstanbul'daki hemşehrilerimiz Kayseri'ye olan sevgilerini valilerle, belediye başkanlarına paylaşıyorlar. Bu da güzel bir şey. Sağ olun. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Malum hoş geldiniz. Nasılsın? Allah razı olsun. Sen geç.
Statlar yazarken Kocaeli'den belediye başkanımız burada. Sayın Çolak Parkta nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Gayet iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Harika. Çok da güzel bir stand olmuş. Kentsel dönüşüm. Yok, burada onu konuşmayalım artık. Vallahi kentsel dönüşüm diyoruz. Tabii şeyler var. Diğer yapılanlar var. Burada daha çok Kocaeli'ni tanıtıyoruz. Kayseri'yi tanıtıyoruz. Kayseri'mizin Kocaeli'ndeki kültür varlıklarını tabii ki bunlardan çok daha fazlası kedi ama bacağını. Onu he yöresel bir var kedi bacağını. Kedi bacağı evet. Kedi bacağını tanıtıyoruz. Bir diğer taraftan da bizim özellikle gençler için, çocuklar için yapmış olduğumuz çalışmalarımız ki bu çalışmalar hakikaten sadece şehrimizde değil, Türkiye'de farkındalık oluşturabilecek nitelikte çalışmalar. Gençlik merkezlerimiz, çocuk kulübümüz, Koca Fest'imiz gibi etkinliklerden birkaç tanesini burada hemşehrilerimize tanıtıyoruz. Kayseri'den olan hemşehrilerimizin kadar Kayseri dışında yaşayan, İstanbul'da yaşayan buradaki hemşehrilerimiz de bunlardan bilsin, haberdar olsun. Ama işin bir diğer tarafında da şöyle bir güzellik var. Sıla-i Rahim yapmış oluyorlar. Bir şekilde tanıdıkları, bildikleri kendi ilçelerinin, köylerinin güzelliklerinin burada bir kez daha anımsama imkanı buluyorlar. Tahminimce buraya gelirken konu komşu eş dostunu da getiriyorlar. Başka şehirde yaşayan insanları da getiriyorlar. Bizim memleketin mantısı, bizim şehrin kedi bacağı, işte Gilaburusu, Yahyalı'nın elması vesaire gibi bizim şehrimize ait güzellikleri de burada. İstanbul'da yaşayan Kayserileri dışındaki diğer kardeşlerimize de değişik şehirlerdeki yaşayan kardeşlerimize de tanıtma imkanı olmuş oluyor. Harika, ilgi de var. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah, biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Şu anda bizleri izleyen bütün hemşehrilerimize hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Sayın Çolak Bayraklar'la da görüş aldık. Şöyle tekrar gösterelim. Birazdan diğer statları da gezecek. Şimdi tek tek statları geziyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztesekir.
Kayseriler burada buluştu, standlar açıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şu anda Mehmet Öztekin Bey standları geziyor. Arada böyle hem sportif hem sorular da alıyoruz kendisinden. Tek tek standları geziyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı burada. Onunla bir söyleşi gerçekleştirdik. Mehmet Öztekin Bey'le söyleşi gerçekleştirdik. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da burada. Onunla bir söyleşi gerçekleştirdik. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey, şu anda Memduh Başkan bir yandan da Kayserilerle böyle fotoğraflar da çektiriyor. Dernek başkanları Fikret Şahin, özellikle buradaki organizasyon mimarı İSKAYDAR Başkanı Fikret Şahin'le görüştük. Ömer Şatır Bey, onun da tabii burada bayağı bir etkisi var. Avrupalılar Derneği Başkanı Muzaffer Bey, Develi Belediye Başkanı Sayın Cappa. Bayağı bir yoğunluk var. Bugün yalnız İstanbul bayağı rüzgarlı, soğuk, yağışlı. Yağışla geldik buraya. Gerçekten tüm belediyeler, ilçe dernekleri güzel standlar açmışlar. Böyle yöresel ürünlerini ortaya koymuşlar. Fatih Vali Belediye yaptık. Serdar Bey'i gördük. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür nasıl ederim. Gidiyor? Siz nasılsınız? Gayet güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi güzel bir coşku var. Biz 4 gün buradayız. Açılışında da buradaydık. Hakikaten belediyelerimiz hep beraber burada çok güzel standlar açtılar ve kendi bölgelerinin ürünlerini tanıtıyorlar. Yoğun da ilgi var. Çok memnun kaldık. İstanbul'da ilk defa yapıldığını söylüyorlar. Bundan sonra inşallah geleneksel hale gelir. Biz vatandaşlarımızla burada buluşmanın mutluluğunu, keyfini yaşarken onların da gözlerindeki ışıltıyı görmek bizi çok mutlu etti. Harika. Sizler de bizim aracılığımızla duyuruyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Var olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz gene. Çok sağ olun. Tamam, tamam efendim. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Serdar Bey, o da güzel açıklamalar yaptı. Şöyle girelim. O Kayseri Spor atkıları da alınmış. Şöyle bir evet. Güzel de yakıştı böyle Kayseri Spor atkısı. Tek tek standları geziyor. Haseki Bakanımız. Biz de onları takip ediyoruz. Vatandaşları da hasbihal ediyor burada. Tek tek standları burada gezecek.
Çok teşekkür ederiz. Az önce Fikret Şahin'den bahsettik. Yine buradaki önemli katkıyı sağlayan, bu organizasyonu yapan isimlerden biri de Fatih Uzun. Girebilirsen. Tebrik ediyoruz. Güzel bir etkinlik yapmışsınız burada organizasyon. Zaten etkinliklerimizi genelde beraber yaptık. 6 tane mantı festivalinden sonra ilk defa Yenikapı'ndaki festivali organize ettik. Elhamdülillah çok güzel geçiyor. Üçüncü günümüz bugün. Bugün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızın katılımıyla görüyorsunuz yoğun bir 2 aylık bir çalışma sonucunda güzel bir çalışma oldu. Yani hemşehrilerimiz geldi. İlçelerimiz çok güzel çalışmalar yaptı. Standlarımızı gördüyseniz standlarımızı gezmişsinizdir. Çok güzel. Bütün ürünlerimizi, yeni ürünlerimizle biz de tanıştık. Burada Nevzine tatlısını ilk defa yedim. Kayserili olup da yeni Kayseri'yi tanıdığımız lezzetleri var. Bu da çok güzel. Mesela Gilebolu'nun lokumunu yapmışlar. Çok az şekerli, şekersiz diyebileceğim çok enteresan. Güzel ürünler var. Belediyelerimiz de çalışıyor maşallah. Bu yağımız olsun. Hepsinde vallahi. Çok güzel ürünler var. Yani maşallah standlarımız da dolu dolu. İlgi de bayağı iyi, onu gördüm. İlgi de bayağı yoğun. İstanbul'daki hemşehrilerimiz hem kendi hemşehrilerimizden var yoğun ilgi, hem de sosyal medya kanallarıyla yaptığımız tanıtımlarla bütün İstanbullular burada Kayseri lezzetlerini, gerçek pastırmayı, gerçek sucuğu, artık bunları gerçeklemeye gerek yok. Kayseri'nin sucuğunu, Kayseri'nin pastırmasını, Kayseri'nin mantısını, yağlamasını, bütün lezzetleri burada yiyebileceği yemek standlarımız da var. Yiyorlar. Harika. Bir de seninle görüşeceğiz. Son toparlamada yine bir araya gelelim. Bu arada toparlamada bir araya geliriz. Hasreten burada bütün katkılarından dolayı dernek yönetimindeki arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bir de bizim Mehmet kardeşim var. Mehmet Dinç CVS burada bizim de sponsorlarımızdan. Evet. Hediye sponsorumuz. Burada yeme yarışmaları yapıyoruz. Orada hediyeler veriyoruz. Harika. Tamam, görüşürüz Muratçığım. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Merhaba Üstad, nasılsınız? İyiyim. Bir an dernek başkanı da burada. Şimdi Feraye standını ziyaret ediyorsunuz. Nasılsınız hocam? Çok sağ olasın Murat Bey. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben de bu toplantıyı düzenleyen arkadaşlara tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir gün oldu. Herkes bir araya geldi. Eş dost bir araya geldi. Herkes tanıdıklarla kucaklaştı. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizim aynamızsınız. Her yerde, her zaman Kayserilerin nerede olduğunuzda siz oradasınız. Size de teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyen bütün hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Şimdi tek tek standları geziyor Sayın Bakan. Şimdi Felahiye standında. Şimdi bakıyoruz. Akkışla. Sayın Başkan, nasılsınız? Hoş geldiniz. Öncelikle standımıza. Çok şükür 4 gündür Kayseri'mizi anlatma fırsatı bulduk. İçerisinde de tabii özelinde Akkışlamızın yöresel ürünleri, yöresel kıyafetleri, yaşanmış olan tüm hatıralarımızı burada Akkışlar hemşehrilerimize ve tüm İstanbul'da tanıtma fırsatı bulduk. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakan'a birazdan geçecek. Özellikle Gileboru değil mi? Yoğurt meşhur. Gileboru, koyun yoğurdu meşhur. Gileboru lokum, yeni patentini alacağımız. Tabii ki patentini alacağımız. Ürünlerimiz burada. Taşıyabilecek. Başkan da burada. Tabii meclis başkanımız da. Akkışlar ürünlerini tadıyor kendisi şu an. Ağzı bu. Evet. Şöyle. Tabii ki koyun yoğurdu. Bakan Bey. Evet, şu anda Akkışla. Böyle yoğurt tadıyor, evet. Biraz böyle müthiş bir yoğunluk var, yani çekim yapmak da gerçekten çok zor burada. Şu Akkışla yoğurdunu böyle tattırıyor Sayın Bakan herkese. Bayağı güzel. Standları şimdi tek tek bakımız ve valimiz ziyaret ediyorlar. Evet. Yöresel lezzetlerden de burada da tadıyorlar bak. Bir girdikleri standdan 10 dakika çıkamıyorlar. Ciddi bir kalabalık bak. Maşallah yiyorlar.
Mesela şimdi nedir? Akkışa yoğurdu. Mesela önemli. Akkışa yoğurdu. Gilebolu. Gilebolu'nun suyunu yapmışlar bak. Çörek otu atmışlar yoğurda. Görüyorsun değil mi? Harika. Birazdan böyle bölüm bölüm gidiyor. Yeşil Saç Standı'na geçecek. Oraya gittin mi? Birazdan geçeceğiz. Bakan Bey'den sonra o arka taraftar grubumuzu da ziyaret edeceğiz. Gel bir yapalım ben de. Valla burası Yeşilhisar. Tarımın, turizmin, tarihin merkezi. Yeşilhisar'ımızda yok yok. Yok yok. Tarım adına her türlü ürün var. Kayısı'dan çekirdeğe kadar, elmadan pancara kadar ne üretin. Turizm adına da soğanlımız var, erdemlimiz var, sultansazlığımız var, işmecelerimiz var. Malumunuz şu anda ilçemizin değerlerini burada İstanbul'umuzda, hemşehrilerimizde, İstanbullularımızda birlikte tanıyoruz. Eskiye de Erdemesin değil mi? Erdemesin, Erdemesin. Evet Sayın Bakan buraya geliyor şimdi. Yeşilhisar Başkan da bilgiler verdi. Gel gelsin. Hoş gelsin. Tabii soğanlı bebekler burada önemli. Soğanlı bebekler de sayın var. Allah razı olsun. Mehmet abi hangisi bu abi? Bebeklerde? Bunlar eşit sarımızın 500 simit. Evet. Akşam oyunu almışım mı? Murat niye gülüyorsun? Hayırdır? Bakanımızı söyleyecek. Akşam evde boş durma Murat, oyna al. Tomarza'dayız. Tomarza standını geziyoruz. Nasılsınız? Tabii Tomarza'nın da böyle yöresel çekirdek özelliği. Harun hoş geldiniz. Sayın Bakanım. Nasılsın başkanım? Burada da belediye başkanımız ve kaymakamımızın birlikte kurduğu şeydi. Ekmek? Yok. Mantar. İnanılmaz. Migros'a satıyorlar. Çıktığı gibi geçiyorlar. Maşallah ya. Bir kutlu sağlıklarınızı. Yapmış olduk. Ellerinize sağlık. Allah kolay gelsin. Tomarza'nın neyi var mı? İstediğim ortası. İstediğim. Peki Sayın Valim hadi buyurun devam edelim şöyle. Bu tarafa. Hemen diğer standa geçiyoruz. Tomarza standı. Evet evet. Kameraman arkadaşımız da gerçekten zor şartlarda çekim yapıyor. İbrahim yardım ediyor ona. Şu anda kendisi ikiye bölünmüş durumda. Evet. Devam edelim. Develi'ye geçtik. Az önce tanıttık. Hoş geldiniz. Develi standımıza sağ olun. Allah razı olsun. Kayseri Develi Çaylıca Köyü Dernek Başkanı Seyfullah Avcı. Standımız. Başkanımız da şu an burada. Mendup Başkanım. Mendup Başkanımız. Hayır. Güzel. Hayranlarıyla beraber. Beyefendi. Muzaffer abi burada. Muzaffer abisin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Muzaffer Oflas, Kayseri'nin önemli ismi. Bu derneklerin kuruluşuna büyük bir katkısı var. Muzaffer abi iyi gördüm seni. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de sizleri iyi gördüm. Evet. Görüşürüz gene. İnşallah. Çok sağ ol. Sağ ol. Muzaffer Oflas. Şimdi Develi'ye geçtik. Develi standı büyük. Az önce Sayın Cappa TV Kayseri mikrofonlarında biraz Develi'ye standı aktardı. Kamera baktı. Mustafa iyisin değil mi? Durumun iyi. Tamam, durumumu iyi. Biraz daha götürebilirim diyor. Okey. Şöyle devam edelim. Şu anda bu çekim yapmak için havalarda uçuruyoruz kendisini. Arkadan İbrahim desteği veriyor. Evet, şöyle geçelim. Evet.
güzel de bir stand yapmışlar. Bu arada Fatih Doğan'ı görüyoruz orada. O da gelmiş. Şu detayı belirtelim. İstanbul'da Kayseri arasında en yoğun nüfus Develiler. Bayağı yoğun bir Develi nüfusu var burada İstanbul'da. Şimdi bakan yardımcısı da Develi biliyorsunuz. Bu da güzel olur. Açalım diyorlar. Aç bence de. Yaptırıyoruz, geliyor şimdi. Geçtiğimiz teki ikide başlar dedik. Yoğunluk erken geldi. Soğuk, soğuk da yedir yani. Hadi buyurun. Evet. Evet. Hadi bakalım. Güzel yerin. Arkadaşlar buyurun. Almayan kim var ya? Hacı abi. Onu parçalamak zor ama. Parça parçalayayım ha. Baksana. İşini az kes. Eller ısınmıyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Al. Bir dakika arkadaşlar. Bunun adını doğru söyleyene hediye var. Cıvıklı, Develi cıvıklısı. Cıvıklı. Evet. Sıcak maçlığı var. Hayır bakalım sıcak. Sıcak. Hacı abi sıcakmış ya. Buyurun. Allah kafirler versin. Basın mensupları verir Sayın Bakanım. Onlar işleri var abi. Sor onlara. Önemli olan o. Sonra onlara sonra. Arkadaşlar alın. Yetişemeyen bir daha sın. Allah. Buyurun. Buyur amca. Dağıtıyorum aşkım. Evet basına ver. Başkanım bu tarafa uzat. Buyurun. Sayın bakım en doyurucu aslan bizimki. Aynen öyle. Evet. Soğuk değildi. Hadi buyurun. Arkaya. Alamayan kim var arkadaşlar? Soğumuş ama güzel abi. Soğuk da gider. Arkadaşlar bu soğuk sıcak yenir. Ekmek. Sıcağı geldi. Çok koyuyor ya. Hacı abi. Sağ olsun. Belediye başına bir cıvık. Al yorma. Buyurun. Almayan kim var? Almayan var mı? Buyurun. Vallahi bayağı bir cıvık. Arkadaşlar Develi cıvıklısı dağıtıyoruz. Sayın Bakanımız dağıtıyor. Evet merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Bugün Kayseri hemşerilerimizle beraberiz. Kıymetli Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz de bizimle beraber. Tabii Kayseri Türkiye'nin en önde ticari anlamda, iktisadi anlamda en önemli gelen şehri. İstanbul'da da Kayseri hemşerilerimizin organizasyonunda güzel bir birliktelik söz konusu. Bağcılar'da da Kayseri hemşerilerimiz var. Biz de hem siyasetten belediyede de yer verdik kendilerine. İnşallah Kayseri Spor'un da o eski tarihi şanına kavuşmasını arzu ediyoruz. İyi günler diliyoruz tüm Kayseri hemşerilerimize. 7 Şubat'ta Dünya Kayseriler Günü yapmıştık. Evet 7 Şubat'ta doğru. Bağcılar'da Dünya Kayseriler Günü yapmıştık. O organizasyonu da gerçekleştirmiştik. Tamam. Güzel de bir sivil toplum örneği sergiliyor hemşerilerimiz. İnşallah güzel bir program olacak. Kayseriler en büyük destek bağcılardan geliyor. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başkan. Osman abi. Ve... Osman abi. Beyin arkadaşıyım. Canlı Osman. Selam söyle. Selamet. Kesinmesin. Herhalde. Osman abi. Şekerle. Bıçak yok mu? Bıçak var mı arkadaşlar? Abicim ufalanacak. Evde olsa geliriz de. Aynen öyle. Aynen. Bıçak ufak bir. Öyle mi? Cıvıklı var mı? Bıçak gelmiyor mu? İçinde çakısı olan yok mu cebinde çakı? Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş gelmişsiniz. Ya o neydi ya? Almayan kim var arkadaşlar? Bakalım buradan.
işte bu parçalanır böyle, kusura bakmayın. Abla. Çok güzelmiş. Şunu ben alayım bak. Al. Ya burada duranın bir faydası yok, dağıtmak lazım. Evet, sizi bekledik Sayın Bakanım, sizi bekledik. Vay Allah razı olsun. Şimdi gelmenizi bekledim. Bunlar az koydu bizi bakanım yoksa. Hacı abi afiyet olsun. Tayinli. Ya kusura bakmayın, böyle böyle parçalıyoruz ama başka çaremiz yok, bu dağılıyor böyle. Biraz. Almayan var mı orada? Ben dedim. Tayinli satışlar olur. Sen de alıkçın. Şifa, nereye tayinlisin? Sizlere özel bir şey yapacağım. Bizden bu kadar. Develi pestil arkadaşlar. Elinize sağlık. Afiyet olsun arkadaşlar. Başka saygı mı? Bir sürü bitecek. Şimdi bu yiyeceklerin üzerine Kayseri'ye dua edin arkadaşlar. Cenab-ı Allah bereketini kesmesin. Nazarını kesmesin inşallah. İki tane Develi Belediyesi kolonyası var. Lavanta bizim üretmiş. Aç. Aç şu da elimizi kolumuzu bir getir ya. Getir. Ben lavanta. Şunu da atın öyle. Hacı abi şuradan sen de al. Yiyeti ne bir? Aç. Bu memduhanın topraklarında arkadaşlar belediyenin ikramıyı sen dağıt biraz bunu al. Hacam bile dağıt hadi. Gel abi. Hadi böyle bakan bey. Cevizli, pastırma, kuru kayısı bayağı bir bize de özel verdi sağ olsun. Allah Allah lan. Yaşından bak. Alalım tamam. Abi sen alalım onları yap. Yapalım. Abi? İyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl abi sen de geçmiş olsun. Yani TV Kayseri'siz organizasyon olur mu? Kamber'siz düğün olur mu? O yüzden Ömer Faruk abiye, bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Ben önce size teşekkür ederim. Neden? Teşekkür edeyim. Biz bu işlere başladığımız zaman yanımızda TV Kayseri vardı. İnandınız, destek verdiniz, sevdiniz bütün arkadaşlarla. Bu federasyon sürecini açan süreçleri hep birlikte beraber yaşadık. Etkinlikler yaptık, canlı yayınlar yaptık.